Arkadaşlar Kayak marka televizyon alacağız MediaMarkt'tan. Fiyatı 1999 2000 lira. Evet, teslimat ücreti 50 lira. 49 inç 124 ekran. Gayet güzel. Sayın müşterileriniz, şöyle bakalım. Yaptığınız alışverişlerinizi tercih ettiğiniz için biz de iyi akşamlar dileriz. Uydu sistemi şu şekilde. Şu şekilde çıkışları falan var. Şu şekilde. Kumandası da şu tarafta. Kumandası da burada. Şu şekilde bir kumandası var. Bakalım evde nasıl olacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Televizyonumuzu aldık. Evimize getirdik. Servis bir gün sonra geldi, kurduk. Burada özellikleri yazıyor. Full HD, stereo hoparlör, PC bağlantısı, HDMI girişi, USB girişi falan filan. Burada zaten bu uydu cihazının kutusuna falan hep Sunny yazıyor. Demek ki bu Sunny'nin bir ürünü. Her yerinde Sunny yazıyor. Bakın, kullanmama kılavuzunda bile Sunny yazıyor. Bunu zaten kullanmıyoruz. Kullanmama kılavuzu. Bunun adını değiştiriyoruz. Şimdi televizyonumuza bakalım arkadaşlar. Ne kadar zamanda açılıyor? Kaç saniyede kanal değiştirme hızı falan nasıl? Bir test edelim. Şimdi açıyorum. Bastım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yok artık, çok geç açıldı ya. Bu ne, 16 saniyede televizyon mu açıldı ya? Burayı beğenmedim arkadaşlar, açık söyleyeyim. 16 saniyede televizyon ancak kendine geldi. Şimdi bunun menüsü şu şekil. OK'ye basıyorum. Buradan kanal değiştirmeler böyle. Zaten kanallar sıralı vaziyette geliyor hepsi. Hazır. Dizili. İlk önce HD kanallar, ondan sonra normal kanallar. Ondan sonra şimdi bundan YouTube'a girelim bakalım. Şurada Smart TV tuşu var. Smart TV'ye basıyoruz. Bakalım ona ne kadar hızlı girecek. Ha, kanal değişti şeyine bakmadım, bir dakika. Çıkış yapayım. YouTube'a televizyon açılmasından daha hızlı girdi. Tekrar çıkayım. Kanal değiştirme hızına bakacaktık. Şimdi kanalları bakalım kaç saniyede değişiyor. Basıyorum. Bu değildi. Şöyle. Kanal değiştirme hızı. Normal gibi. Evet. Kanalları güzel değiştiriyor ama açılırken çok geç açıldı televizyon. Tamam, şimdi YouTube'una bakalım. Smart TV'sine. YouTube da hızlı açıldı. Enteresan. Şimdi arkadaşlar, bunu zaten kurduğunuz zaman servis, bunun Wi-Fi'niz varsa evde, Wi-Fi bağlantısı, oraya zaten şifresini falan girip her şeyini hazırlıyor. Ondan sonra siz mesela telefondan izlemek istiyorsunuz. Telefonu TV'ye bağlamak biraz sıkıntılı. Onu biraz uğraştım ben. Bu da zaten menüsünde gösteriyor. YouTube'a tıklıyoruz. Okey diyoruz. Şimdi YouTube'a buradan girdikten sonra YouTube'un şu kenarda en altta şurada ayarlar var. Bakın şurası. Şu ayarlara ineceğiz. Şöyle ok tuşuyla en aşağıya ayarlara iniyoruz. Buradan ayarlardan TV kodu ile bağlam var. Bakın burada bir TV kodu çıkarttı bize. Şimdi bu TV kodunu cep telefonumuzdan YouTube uygulamasına girdikten sonra, bunu bir kere yapsak yeterli, ben yapmıştım daha önce. Buradan YouTube uygulamasından, YouTube'un şu kendi ayarları var. TV'de izle var burada ayarlar. Yani. Bakın TV'de izle. Buraya tıkladığınız zaman YouTube on TV diye gösteriyor bunu.
Şurada toplanmalı. Buradan kodu girin diyor. Oradan kodu giriyorsunuz, TV'ye bağlanıyorsunuz. Şimdi ben bunu bir kere girdiğim için gerek yok. Şimdi buradan mesela YouTube'dan bir video açacağız. Bunu televizyondan izleyeceğiz. Şöyle mesela tıkladık buna. Şimdi buradan şurada simge var. Şu simgeye tıklıyoruz. Buradan da YouTube on TV'ye tıkla dediğimiz zaman YouTube'a direkt atıyor televizyona. Biraz geç atıyor ama o ne lan, ne açmışız biz? Amerikan güreşi açmışız. Neyse. Buradan şimdi mesela telefondan bunun videosunu ileri geri de alabiliyorsunuz. Mesela buraya tıkladık. Bakın burada böyle bir simgeler çıkıyor. Buradan şu kumandaya tıklıyoruz. Şimdi buradan kumandası geldi. Bir saniye sizi bir bekleteyim. Şu telefonu sabitleyeyim. Tamam. Telefonu sabitledik. Şimdi buradan göstereyim. Gözüküyor mu? Şuradan gözüküyor. Burada mesela mikrofon var arkadaşlar. Mikrofondan söyleyebilirsiniz istediğinizi. Oradan çıkıyor. Hemen mesela buradan diyelim. Hazreti Yusuf dizisi izle dedik mesela. Oradan çıktı bakın. Yani klavyeden yazmayla uğraşmıyorsunuz. Buradan ok işaretleriyle videoları değiştirebiliyorsunuz. Buradan OK diyorum, zaten açıyor. Bu arada televizyon sesini kıstım, tehlik gelmesin diye. Sese gerek yok zaten. Bir de şurada ok işaretleri geri geliyor. Geri geliyor. Ondan sonra buradan çıktık. Burada ileri geri vardı. Bak şurada da mesela pause oynatıyorsun, ileri geri. Videoyu ileri alıyorum. Buradan her şeyini kontrol edebiliyorsun. Buradan oynat diyorsun. İstediğin videoyu cep telefonundan tıklayıp oradan oynat diyebiliyorsun yani. Buradan videoya tıklayıp ileri alıyoruz. Yani televizyon kumandasına hiç gerek kalmıyor. Buradan her şeyi halledebiliyorsun. Oynat diyorsun. Açması güzel yani. YouTube şeylerini güzel açıyor çabuk. Bizim internetimiz bir de 4 megabit. Paketimiz bittiği için internetimiz çok yavaş. Yeni paket alın diyorlar bize. Yani ona rağmen güzel hızlı açıyor 4 megabit'e göre. Yani internet hızınız 16 megabit falan olursa daha güzel açar diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Anlatacağım başka bir şey kalmadı sanırım. Televizyon gayet iyi. Güzel. Böyle. Görünümü bu. Yani başka da bir şey anlatmaya gerek yok herhalde. Herkese kolay gelsin. Almak isteyenler düşünürse alabilirler. Sıkıntı yok şu anlık. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 49 inç 124 ekran PEAK marka televizyonu tanıttık. Eğer size faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız böyle tanıtım videolarının lütfen abone olun. Herkese hayırlı günler dilerim.